Selamlar, saygılar efendim. Bu videoda bir Japon ağırını inceleyeceğiz. Benim çok sevmediğim, aşırı büyük ve aşırı hantal bulduğum bir tank. Type 5 fakat bazıları bunu çokça sevebilir. İlk çıktığında, ilk çıktığında bu tank çok çok daha güçlü bir tanktı. Özellikle zırh açısından inanılmaz sıkıntılar yaratan bir tanktı. O birazcık törpülendi. Şu anda biraz daha dengelenmiş durumda. Type 5 oyunda süper heavy dediğimiz tanklar vardır. Bunlardan biri olarak geçiyor. İşte Tur T5'tir. Bunlar süper evi olarak geçiyor. Çok büyük, çok cüsseli, aşırı kalın zırhlı tanklardır. Tabi buna istinaden bekası yüksek ama eksi tarafı ağırlığı, hızı ve manevra kabiliyetidir. Bu tip tankların genelde sıkıntısı bulur zaten. Zayıf noktası, birkaç tane zayıf noktası vardır zırhında çok kolay delinebilecek tank değildir. TP Chevy 2195 DPM'e sahip bir tank. DPM, Damage Per Minute. Dakikada attığı hasar sayısı olarak da söyleyebiliriz. Bunu bir önceki videoda ben RPM olarak söylemişim. Bir arkadaş düzeltmiş. DPM demiş altta. RPM, Rotate Per Minute. Bir fanın ya da dönen bir cismin dönüş hızını söylemek için, dakikadaki dönüş hızı söylemek için kullanılır. Neyse çok boş yaptım, çok geyik yaptım. 600 alfa hasarı var fakat işte bu Zaman zaman 900'lere kadar çıkabiliyor. E, penetrasyonu 257 penetrasyonu var. 257 mm zırh delebiliyor ilk mermiyle. İkinci mermiyi aldığınızda ise bu 290 milimetrelere kadar çıkabiliyor. E, hatta şöyle yaparsak gördüğünüz gibi e, burada da net bir şekilde görünüyor. Neyse ben yine birinci mermiyi alayım. Yükleme süresi 16.40 saniyede yüklüyor. Bu... Biraz yüksek bir değer. Evet ama dediğimiz gibi zaten bu bir super heavy ve bundan bir şeyleri ya da bazı şeyleri çok çabuk yapmasını beklemek hata olur. Nişan alma süresi 2.40, 100 metrede dalma süresi 0.36 olarak geçiyor. Topu 10 derece ve 20 derece yukarı kalkabiliyor. 10 derece ise aşağı inebiliyor. İleri hızı 25 kilometre, geri hızı ise 15 kilometrelik bir geri hız var. Yani geri geri kaçmayı aklınızdan Çıkarın. Tabi siz şimdi biz buna turbo şarj falan çekeceğiz. Bunları takacağız. Tank bir evrilecek. Saha geliştirmesini yaptığınızda da tankın bir değişikliği oluyor. Ee, onu da belirteyim. Yani şunu da ek olarak söyleyeyim. Sadece tank cici üzerinden bakacağız. Çünkü World of Tank'a bir update geldi. Uzun zamandır World of Tank'ı açmıyorum. Açtığımda bende olan reptilerin ki birçok reptile birikti. Bu reptileri açamayacağım. Dolayısıyla o reptilerin hiç olmaması için sadece tank cici üzerinden gidiyoruz. Dediğimiz gibi işte 25 kilometre ileri gidiyor, 15 kilometre geri geliyor. 1370 beygir gücünde bir motoru var ve taret zırhı 280 milimetre, gövde zırhı 270 milimetre ön olarak tabii geçiyor. Taretin yan zırhı 210 milimetre, gövdenin yan zırhı 160 milimetre ki bunlar çok yüksek değerler. Arka zırh 150 milimetre yani herhangi bir seviye 8 Böyle bir light tankla ya da med tankla falan böyle çok kolay denemeyebilirsiniz. Tabii tankına göre değişir. İkinci mermi yüklerseniz bunlar çok farklı, farklı değişkenler içeren şeyler gibi gibi. Taret arka zırhı ise 200 mm. Yani birçok tankın taret zırhından kuvvetli bir taret, ön taret zırhından kuvvetli bir taret arka zırhı var. Tam bir süper evi. Bu tank nasıl oynanır sorusuna ise ön cephede oynamanız gerekiyor. Agresif oynamanız gerekiyor hafif açıla oynamanız gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka açı vermeniz gerekiyor. Bu sizin mermileri sektirme ihtimalinizi çok fazla arttıracaktır. Benim tavsiyem bir turbo şarj takabilirsiniz bu tanka. İkinci olarak donanım bir e, filtre tak havalandırma filtresi takabilirsiniz ve ayrıyetten de top yükleme sürgüsü takabilirsiniz ki en önemli takmanız gereken şey bence top yükleme sürgüsü. Ama tabii ki bu oynanış açısından değişebilir. Turbo şarj tercih etmeyebilirsiniz. İşte e, filtre yerine başka bir şey takarsınız ama genel geçer. Şimdi bakalım biz bir tankı evrilim neler yapabileceğiz. Ee, dediğim gibi birazcık abartalım. Hepsinden Mordor'un takalım. Mesela havalandırma filtresi Mordor'un taktım. Ardından yükleme sürgüsü takacağım Mordor'un olarak. Nerede o? Buradaymış. Özür dilerim. Ardından da bir de buraya benim e, bu tank için önerdiğim turbo şarj. Takın ki birazcık hızı artsın tankın. Hani manevra kabiliyeti olsun, hız olsun, bir miktar artsın. O zaman tankın 2195 DPM'den DPM'i 2636 DPM'e geçiyor. Ve reload'u 16.40'tan 13.66'ya yükseliyor. İşte 100 metrede dağılma, ayım süresi bunlar da bizim taktığımız bu havalandırma filtresi sayesinde bir nebze de olsa aşağı inmiş oluyor ki en önemli olarak da 25 km ileri hızımız 31 km'ye çıkıyor. 19 km'de geri hızımız oluyor. Bu aslında gayet mantıklı, makul değerlere ulaşmış oluyor hız açısından. Yani makulden kastım e yani iyi falan oluyoruz. Bu anlamda tankımız gayet başarılı bir konuma erişmiş. Yani başarıdan kastım işte ağır tank konumundan çıkıp biraz daha hareket edebilecek, biraz daha manevrası iyi olan bir tank konumuna geçmiş oluyor. İsterseniz şöyle bir zırh profiline gelelim. Ha bir de tabii krevleri de eğitelim biz buna değil mi? İşte siz buna sağ geliştirmeleri kattığınızda donum eklediğinizde, mor donum eklediğinizde işte Japon abilerimiz için sushi alıp birazcık daha konforlarını arttırdığınızda yine değerleri bir neyse de olsa büyümüş oluyor. Şimdi tankın bir de zırh profilini inceleyelim 3D modelden. Hemen geldik. Şöyle bir live dediğimizde bakın şu anda ben bu tanka bakan bir IS-4'üm. Aşağı yukarı bu şeyden göreceğim ve tankın neredeyse zayıf noktası yok. Tek zayıf noktası öndeki bu sürücü kapağı. Değil mi? Emin değilim bir dakika normal bir tek zayıf noktası öndeki sürücü kapağı. Normal baktığımızda daha net görebiliyoruz neyin ne olduğunu. Kolay kolay denilebilecek bir tank değil. Bakın şöyle hafif yan durduğunuzda yine sadece bir de komutan kapağı çıkıyor şurada. Bir de sürücü kapağı çıkıyor. Biraz daha açıyı arttırdığınızda bu sefer burasının zayıf noktası gidiyor. Burası görünüyor tek zayıf noktası. Sadece birazcık o ıı, manevrayla işte taretinizi sağa sola çevirmeniz, az çok ileri geri yapmanızla burayı da kapatabilirsiniz. Çok ciddi bir açık mı? Kolay kolay vurabilecek bir nokta değil ama çok zor da vurulabilecek bir nokta değil. Orta karar bir açığı var. Ön alt tarafı ise ancak çok ıı, alttan baktığınızda zayıf bir nokta haline geliyor. Burası hala 270 metrelik bir ıı, zırh plakası olduğunu görüyoruz. Zaten şurasını ve şuralarını da şuralarını hiç saymıyorum bile. Buralara ateş etmeyin. Tabii ki çok uzaktan ateş ettiklerinde hafif hareket ettiğinizde adam buraya nişan aldığında buraya gelecektir. Buraya nişan aldığında buraya gelecektir. Buraya nişan aldığında buraya gelecektir. Buraya nişan aldığında belki sizi ıskalayacaktır. Bu anlamda tankın zırh profili inanılmaz kaliteli güç anlamında. Bir de bu tanka biz şöyle bir Jack Panzer'le ateş edelim isterseniz. Jack Panzer'in birinci mermisi. O rahatlıkla deliyor. İkinci mermiyi koymuyorum bile. De ikinci mermiyi de koyalım. görün. İkinci mermisi de çok rahat deliyor. Çok rahat delebiliyorsunuz iki mermiyle de Jack Panzer gibi bir tankta. Ama gördüğünüz gibi yan yan profiller, yan taret bölümleri, ön gövdenin o öndeki açılı bölüm. Burası siz böyle baktığınız düz gibi görünüyor ama orası düz bir yer değil. Açılı bölümü inanılmaz muazzam bir şekilde mermileri sektirebiliyor efendim. Artların eksilerini de sayalım. Zayıf noktası aşırı ağır olması. Aşırı manevra kabiliyetinin kötü olması. Çok büyük bir cüsseye sahip olduğu için eğer maçta bir topçu varsanız, top, topçu varsa ilk hedefi siz olacaksınız. Topçuların hedefi olması. Şu komutan kapağı zayıf noktası. Ha, bunun dışında tank, heavy tank için gayet iyi ama benim oyun tarzıma uymayan bir tank. Şimdi hep birlikte Selçuk'un bana attığı Repta'ya geçelim. Ben de ilk kez izleyeceğim Repta'yı açtım altta. Şimdi onu birlikte inceleyelim, izleyelim ve ardından da videoyu sonlandırırız. Videoya başlatmadan önce kendi görüntümü biraz küçülteyim. Çünkü e, ben de mesela yani içerik üretiyorum ama içerikte izleyen biriyim. Kamerası çok böyle büyük, devasa görünen e, videoları ya da ekranı kaplayan videolardan çok hoşlanmıyorum. Özellikle bir şey var. Futbol bilincisi var. İkiye bölüyor abi ekranı yani. ikiye bölüyor, ikiye bölüyor. Solda o, sağda o. Tam oradan ikiye bölüyor. Neyse ismin vermeyelim şimdi. Şimdi Lake haritasında take 5 heavy ile oynuyor Selçuk. Burada kamuflajını görüyoruz gayet güzel bir kamuflajı var. Ee, burada böyle bir haritada aslında yapmanız gereken de gitmeniz gereken böyle bir tank abi. Tek ama tek noktanız şehir işi oluyor. Başka alternatifiniz olmuyor çünkü tankınız çok ağır. Eğer E1 hattına ya da F1 hattına gitse Selçuk hem top eğimi çok kötü hem çok hantal o bayırı çıkarken büyük bir ihtimalle 8 kilometrelere kadar düşecek hızı ve bu anlamda da çok net bir hedef olacak. Hem kaçma anlamında hem gitme anlamında mantıksız bir yer. O da şehre doğru giriyor. Tabi burada kör atış yapıyor. Sağa sola devam ediyor kör atışlarına. Evet artık şehre geldik gördüğünüz gibi. Burada savaşmaya başlayacağız. Şimdi Selçuk'un düşüncesi şehri koruyabilmek ama ilerleyen dakikalarda işler şehirden çıkıp farklı bir bölge, farklı bir alana rakip base'e doğru gidiyor. İşte orada da tank iyi ama tankı tanımak ve tankı kullanabilmek ön plana çıkıyor. Çünkü bu tip tanklar hem size avantaj sağlar hem de dezavantajdır. Çünkü çok hantallardır, çok büyük cüsseleri vardır, çok net hedef olabilirler. Ama güçlü zırhları sayesinde az çok da bilginiz varsa tank hakkında çok fazla mermi sektireceksiniz. Özellikle bu tank çok da fazla tutan bir tank değildir. Aşırı hantal olması sebebiyle birçok oyuncu da bu tankın profilini bilmediği için Zırh profilini bilmediği için nereye atacağını bilmez ve e, yanlış bölgeye attığı için size hasar veremezler. Evet Selçuk burada sağ taraftan girdi. Rakibi yandan yakalamayı düşünüyor. Topunu çeviriyor ve IS-4'e güzel bir hasar veriyor. Bakın vurur vurmaz da zaten o planla çıktı. Vurur vurmaz vuruşunu yapıyor gaz devriyacı gibi. o hemen geri geliyor. Selçuk buradaki ata devam edecek. Bir kez daha yükledi derken işte çok geç yüklüyor topu. Bunun da dezavantajı var. Bunu söylemeyi unuttum. Projeto çok uzaktan çok başarılı bir atış yaptı ama Tarit'i yan dönüktü ve o yan yanaklarından, açılı yanaklarından yediğini diye tahmin ediyorum. Çok net bir pozisyonda burada bir light'ı, bir t garaja yolluyoruz. Bakın arkadan Projeto atmaya devam ediyor ama bir daha o şanslı atışı olacağını sanmıyorum projektonun. Çünkü hem Selçuk e, tankının zırhlı noktasını projektoya döndü hem de artık atışın nereden geldiğini bildiği için ona göre konumlandırdı tankına. Rakip Beyz'e doğru gidiyorlar. Çok hızlı bir şekilde gelişti savaş şu ana kadar. Çok hızlı oluşmaya başladı savaş. Çok hızlı sonuçlanmaya başladı. Arkadan bir FV atış etti. Bakın FV'den sektirdik. Bir atış daha geldi. Onu da sektiriyoruz TVP'den. Ardından Topun'un da nişanı çok iyi olmadığı için ve Selçuk'un da burada çok fazla beklemek gibi bir lüksü olmadığı için genelde atışlarının ıskaladığını göreceğiz. Genelde atışlarının boşa gittiğini göreceğiz. Grid var ona yükleyecek açısını korumaya çalışıyor ve grillden de sektiriyor 750. Bu arada başka bir obje 140'ın atışı gelmiş ondan da sektirdi. Çok büyük bir ihtimalle ikisinden birinin atışı Selçuk'un topuna geldi ve topu hasarlı onu tamir etti. FV'ye nişanını alacak. İşte en eksi noktalarından biri daha çok geç nişan alması, çok geç yüklemesi ve bu da sizi birazcık sıkıntıya sokuyor. O yüzden bunu bilerek oynamanız gerekiyor. Selçuk şu anda 3'ü 6 yeniliyorlar ama Selçuk'un buradaki hamlesi ve buradaki girizgahı çok önemli. Çünkü Selçuk önde hasarları kabul edip e, hasarları sektirmeye oynuyor ve bir yandan da hasar vurmaya oynuyor. Kısacası önde o şövalye dediğimiz işte zırhlı kalkanlı e, ekipten ağır muharebe tankının yapması gereken görevi yapıyor Selçuk. Burada geride beklemesi Selçuk'u daha sıkıntıya sokar. Bu arada bir artı var. Selçuk'un aynı zamanda bu kadar yaklaşması artının menzilinin fazla içine girmesi ve çok da net atış bulmaması ne olanak sağlıyor Selçuk'un bu hamlesi. Mutlaka bilinçli yapmıştır Selçuk bunu. Çünkü rastgele oynayan bir oyuncu değil. Oyuna çok vakıf. Aynı zamanda bu tip tanklara da Selçuk çok vakıf. Evet net bir atış bulacak FV'ye. atışını yaptı. FV atışını yaptı. ondan sektirdi. Bakın ne kadar zırhının etkili olduğunu görüyorsunuz. Evet burada Selçuk'un da konumu çok önemli. Gövdesini gösterse, gösterse FV ona atışını çok net yapacak. Ama Selçuk çok küçük çıkarak yine aynı şekilde. Bak çok küçük çıkıyor. Gövdesini göstermeden. Taretini manetini göstererek çok küçük çıkıyor. Bu arada sağ taraftan bir atışydı, M60'tan o FV'yi garaja yollamak istiyor. Kör atış yaptı. FV çoktan ee, evin diğer tarafına girmiş ve kendi gövdesine Selçuk'un atışından koruma e, pozisyonunu almış. Çok da güzel bir cümleyi kurmadım. İdare edin abi. Ee, ve ardından Selçuk tekrar yükseliyor. Tekrar FVY nişanını alacak fakat M60 orada rahat bırakmıyor. Selçuk'un ilk amacı, ilk nihai amacı FVY'yi garaja olamak. FV'de onun farkında M60'dan gelen hasarları kabul etmiş durumda Selçuk. Artık çok fazla açık verdi ama FVY bir başkası tarafından M60, Selçuk'un belası M60 garaja yollandı. Bu tip ağır, e, bu tip ağır tanklar, hantal tanklar, her anlamda hantal. Manevra nişan alma, top yükleme anlamında hantal tanklar M60 gibi ya da STB gibi, Progetto gibi seri tanklarda çok zorlanacaktır. Size en zorlayacak tanklardan biri de onlardır. Arti ilk kez bize ateş etti. E, aslında demin çukurda olduğumuz için birazcık ee, onun atış menzilinden uzaktık. Bu arada karşısına gelen bir tank vardı ISD'de o sekti de hasarı verdi. 219 bir atış daha geldi. O grill projetto sektiren sektirene grill yüz küsur destek hasarı aldı grill'e gelen hasar sayesinde Selçuk. Burada bir kasma oldu. Niye bilmiyorum. Bir dakika durdurayım abi. Neyse tamam devam edelim şu anda durdurup şunu söylemek istiyorum. Selçuk 1902 hasar attı ve 6040 zırhından sektirdi. Bu muazzam bir değer. Muazzam bir değer. Ve şu anda hala en önde rakip takıma diyor ki ben geldim. Beni vur. Vur beni. Beni vur diyor. O koca apartman. iki katlı apartman. iki katlı dubleks tankıyla Selçuk devam ettirelim ve 2000 küsurda destek hasarı atmış Selçuk. Spot destek hasarı atmış. Şimdi burada 200, aslında burada Selçuk'un işi şu anlamda çok zor. Hem ASD hem de 279E gibi çok kaliteli iki ağır karşısında. Ama arkadan destek alabileceğini düşünüyor. Obje 907 var en arkada haritadan baktığımızda bizim. STB bizim bölgede IS-4'ü yiyebilir mi? Hiç belli olmaz. Şöyle bir canlarına bakalım. Yiyebilir. Yenim yiyemedi, yiyemeyebilir. O denk bir e, durum. Devam edelim. Evet Selçuk o, burada takımın destek atmasını istiyor. Artı ıskaladı Selçuk ama onun arkasındaki ne? garaja yolluyor. VK'yı garaja yolladı. Obje 279E geliyor. ıskaladı ama Selçuk ıskalamadı. Selçuk ıskalamadı. ikinci mermi e, yüklüdü Selçuk Selçuk'ta sanırım. Birinci mermiyi yüklemesi gerekiyor artık. İkinci mermi. ikinci mermiden hala oynuyor Selçuk. İkinci mermi çok yüksek hasarlara ulaşabiliyor. Ve evet. 636 hasarla Gridi garajı yolluyor. Artı geldi. Artı garajı yollaması lazım. Nişanını aldı. Nişanını aldı. Artı'dan bir kez daha yiyor. Ama spot destek hasarları devam ediyor Selçuk'un. ISD yine o ISD 129 hasar veriyor. İkinci mermiyi kullanmaya çalışıyor Selçuk. Çünkü delemesen bile hasarı vereyim ve alfası da çok yüksek. Böyle yandan mandan vurduğunuzda bu şeyle 700, 800, 900 hasarlar oluşabilen hasarlar atabiliyorsunuz. İkinci mermisiyle bu tankın. Ardından bir tank daha var orada. Ona gidecek mi gitmeyecek mi? Yok gerek yok diyor Selçuk. Zaten canım az diyor. Mühimmat Ta hasarlı Bu arada mühimmat yeme ihtimali çok fazla. Çok rahat mühimmat, yani çok rahat değil ama e, eksik noktalarından biri mühimmat yemesi diyebilirim. Çünkü çok devasa bir gövdeniz var ve mühimmat depolama yeriniz de e, ona göre büyüktür diye tahmin ediyorum. E, ve bu anlamda önemli noktalardan biri mühimmat, e, bolca mühimmat yiyebilirsiniz. Selçuk Arti'ye gidiyor. Arti e, hala hayattaymış. Arti'ye gidiyor. Yükselecek. Gördüğünüz gibi bayırlarda ne kadar güçlü bir motor olduğunuz 7-8 kilometrelere kadar düşebiliyorsunuz. O yüzden bu tip haritalarda başta da söylediğim gibi şehrin içine gitmek ya da haritada ne kadar düz ayak yer varsa oraya gitmeniz çok çok daha önemli. Evet artık Selçuk ve takımı maçı kazandı. Yani 3'e 6'dan 6'ya 9'dan maç çevirdiler. Burada Selçuk'un payı da çok fazla. 2700 hasar attı ama... 6.800-7.000'e yakın zırh tarafından sektirmesi var. Ve son olarak da projitörü ikinci mermiyle atışını yaparak Selçuk 3.421 hasara ulaşıyor. Ve 6.840 da zırh tarafından sektirmeye ulaşıyor. Ve toplamda da 3.518 spot destek hasarı veriyor. Video bu kadar. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen maç sonu skorlara geleceğiz. Umarım e, yükleyip açabilirim. Onda da bazen sıkıntı yaşıyorum. Replice'da yine atamadım. Belki ben de hata var bilmiyorum. Neyse World Records'a attık. World Records'a attığımda hemen şöyle bir ekip skoruna gelelim abi. Ekip skoruna gelelim. Selçuk'un takımı ya da inanılmaz oynamış. Zaten Selçuk'ta iki tane de arkadaşı vardı kendi klanından. Onlar da çok iyi oynamış ve Selçuk da o bir 907 show yapmış. Yani şu ekip maçı sırtlamış. Başka yani bunlar çıksaymış daha iyiymiş diğerlerine gerek yokmuş. Ama Selçuk'un buradaki başarısını tank ası aldığını görüyoruz. Master'ını alıyor. Tank ası ödülünü alıyor. 86.000 kredi geliyor. 2.900 deneyim geliyor. 32 tahvili geliyor. Ve yine çelik duvar ödülünü alıyor. Tanrı'nın eli madalyasını alıyor. Diyaloğlu'cu madalyasını alıyor. Kurşun geçirmez madalya alıyor. E, tesir. Bunlar madalya deniyor değil mi? Madalya diyor ama herhalde öyle. Ve gözcü madalyalarını aldığını görüyoruz. Selçuk'un bu anlamda zırhından da toplamda 6840 sektirdiğini Bunlar Selçuk tarafından sektirilmese kendi takım arkadaşlarının hasar olarak gelecek. Burada Selçuk ve Type 5 Heavy'nin takıma katkısı çok büyük. Bu anlamda başarılı bir savaş, başarılı bir mücadele, ilk olarak şehri hızlı bir şekilde gitmesi, gereksiz yere geride yatıp zaman harcamaması çünkü tankı zaten ağır. Bir de kendisi zaman harcayınca bu anlamda savaşa yetişememesi durumu olabiliyor böyle tanklarda. Ee, ve zamanı da iyi kullanması anlamında Selçuk'u tebrik ediyorum. Ee, güzel bir replay atmış. Eline koluna sağlık diyorum. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.